Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 4. ünitemiz Destan Efsane ünitesiyle dersimizi işlemeye devam ediyoruz. Hatırlarsanız Dünya Edebiyatından İlyada Destanı ile başlamıştık. Destanın ne olduğundan, destan özelliklerinden bahsetmiştik. Sonra Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesi deyip efsanenin ne olduğunu ve bizim halk kültürümüzde nasıl bir yere sahip olduğundan konuşmuştuk. Aynı zamanda sıfat tamlamaları ile ilgili genel bilgiler vermiştik. Şimdi arkadaşlar, bizim için önemli bir destan, ilk destanlarımızdan kabul edilen Oğuz Kağan destanıyla dersimize devam edeceğiz. Öncelikle hazırlık soruları var. Hazırlık sorularında neler diyor? Destanların edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşıdığını düşünüyorsunuz diyor. Tabii ki arkadaşlar, destanlar toplumları derinden etkileyen önemli olaylar hakkında bilgi veriyor. İnsanların kültürlerini, kendi geçmiş yaşamlarındaki tarihlerini bilmeleri hakkında, tarihi geçmişleri hakkında bilgiler içerdiği için. Aynı zamanda geçmiş yaşantılarındaki inançları, kültür dünyaları, sosyal yaşamları ile ilgili bilgiler içerdiği için oldukça önemli metinler olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu destanlar tüm dünya ülkeleri için, tüm dünya ulusları için oldukça önemlidir. Bunun farkındayız, biliyoruz. Bizim için de oldukça önemlidir bu destanlar. Dünyada pek çok millet bulunmasına karşın hepsinin kendilerine ait birer destanlarının olmaması nedendir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, elbette birçok olay toplumların derininde yaşamış birçok olay mevcuttur. İşte göçler, savaşlar, her toplumda böyle olaylar olabilir. Bu olayların arkadaşlar, önemli olan süreci, bu yaşanmış olayları usta bir kalem, nitelikli bir kalem tarafından, yani bir şair veya yazar tarafından yazıya geçirmesi mümkün olmayabilir. Yani her toplumu derinden etkileyen olaylar vardır. Bu olaylar destana dönüşmüş de olabilir, dönüşmemiş de olabilir. Yani destan özelliklerine kavuşabilir. O üç safha dediğimiz, üç aşama dediğimiz, işte çekirdek aşamasına gerçekleştirmiş olabilir. Fakat bunu işte ünlü, o zamanın kendi kültürlerinde olan şairleri, yetenekli şairler olmayabilir. Bunları kaleme geçirmemiş olabilir. Bu yüzden arkadaşlar günümüze ulaşmamış olabilir. Bu anlamda destanlar aslında ne kadar da değerli olduklarının bir diğer göstergesi olmuş oluyor. Çünkü geçmişten günümüze gelen, aslında bunlar birer iletişim aracı gibi düşünülebilir. Geçmişteki yaşayan insanların, işte bizim atalarımızın o zamanki hayatlarına ışık tutan ne kadar önemli materyaller olduğunun bir diğer göstergesi olmuş oluyor. Oğuz Kağan destanı da arkadaşlar oldukça önemli bir destanımız. Destanda adı geçen ve destanın baş kahramanı olan Oğuz Kağan'ın aslında milattan önce 209-174 yılları arasında hükümdarlık yapan Asya hükümdarı Mete Han olduğu bilinmektedir diyor. Beraber, sizinle beraber Oğuz Kağan destanına bir bakalım. Yine bir günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözü parladı. Doğum ağrıları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu. Bu çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi. Bu çocuk anasının göğsünden ilk sütü emdi ve bir daha emmedi. Çiğ et, çorba istedi. Dile gelmeye başladı. 40 gün sonra büyüdü, yürüdü ve oynadı. Ayakları öküz ayağı gibi, beli kurt beli gibi, omuzları samur omuzu gibi, göğsü ayı göğsü gibi idi. Vücudu tamamen tüylü idi. At sürüleri güder, ata biner ve av avlardı. Günlerden ve gecelerden sonra yiğit oldu bu. O çağda orada büyük bir orman vardı. Birçok dereler ve ırmaklar vardı. Buraya gelen avlar ve burada uçan kuşlar çoktu. Bu ormanın içinde büyük bir gergedan vardı. At sürülerini ve halkı yerdi. Büyük ve yaman bir canavardı. Ağır bir eziyetle halkı ezmişti. Oğuz Kağan cesur bir adamdı. Bu gergedanı avlamak istedi. Günlerden bir gün ava çıktı.
Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. Bir geyik ele geçirdi. Onu söğüt dalı ile birer ağaca bağladı ve gitti. Sonra sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki gergedan geyiği almış. Sonra Oğuz Kağan bir ayı tuttu. Onu altın kuşağı ile ağaca bağladı, gitti. Yine sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki gergedan ayıyı da almış. Bu sefer o ağacın dibinde kendisi durdu. Gergedan geldi ve başı ile Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile gergedanın başına vurdu ve onu öldürdü. Kılıcı ile başını kesti, aldı gitti. Tekrar geldiği zaman gördü ki bir aladoğan gergedanın bağırsaklarını yemektedir. Yay ve okla aladoğanı öldürdü ve başını kesti. Aladoğanın resmi budur. Sonra dedi ki gergedan geyiği yedi, ayıyı yedi. Kargım onu öldürdü. Demir olsa, demir olduğu için. Gergedanı aladoğan yedi. Okum onu öldürdü. Bakır olduğu için dedi. Gitti. Gergedanın resmi budur. Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde Tanrı'ya yalvarmaktaydı. Karanlık bastı. Gökten bir gök ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Oğuz Kağan oraya yürüdü ve gördü ki o ışığın içinde bir kız var. Yalnız oturuyor. Çok güzel bir kızdı. Başında, alnında ateşli ve parlak bir beni vardı. Demir kazık, kutup yıldızı gibiydi. O kız öyle güzeldi ki gülse gök tanrı gülüyor, ağlasa gök tanrı ağlıyordu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti, sevdi, aldı. Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra gözleri parladı. Ve üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine gün adı koydular. İkincisine ay adını koydular. Üçüncüsüne de yıldız adını koydular. Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde bir göl ortasında bir ağaç gördü. Bu ağacın kovuğunda bir kız vardı. Yalnız oturuyordu. Çok güzel bir kızdı. Gözü gökten daha gök idi. Saçı ırmak gibi dalgalı idi. Dişi inci gibi idi. Öyle güzeldi ki eğer yeryüzünün halkı onu görse eyvah ölüyoruz der ve tatlı süt acı kımız olurdu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti, yüreğine ateş düştü. Onu sevdi, aldı. Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra gözleri parladı ve üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine gök adını koydular. İkincisine dağ adını koydular. Üçüncüsüne deniz adını koydular. Sonra Oğuz Kağan büyük bir toy, ziyafet verdi. Halka emir verdi ki, Oğuz Kağan halkı çağırınca ahali birbirine danıştı ve geldi. Oğuz Kağan 40 masa ve 40 sıra yaptırdı. Türlü yemekler, tatlılar ve kımızlar yediler ve içtiler. Toydan sonra Oğuz Kağan beylere ve halka buyruk verdi ve ben sizlere oldum Kağan, alalım yay ile kalkan, nişan olsun bize bu yan, bozkurt olsun bize uran, demir kargo olsun orman, av yerinde yürüsün kulan, daha deniz, daha müren, güneş bayrak, gök kuru kan, dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan dört bir yana emirler yolladı. Tebliğler yazdı ve elçilere verip gönderdi. Bu tebliğlerde şöyle yazılmıştı. Ben Türk Uygurların Kağanıyım ve yeryüzünün dört köşesinin Kağanı olsam gerektir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime baş eğerse hediyelerini kabul ederek onu dost edinirim. Kim baş eğmezse gazaba gelirim. Düşman sayarak ona karşı asker çıkarır ve derhal baskın yapıp onu astırır ve yok ettiririm. Yine o zamanlarda sağ yanında Altun Kağan adında bir Kağan vardı. Bu Altun Kağan Oğuz Kağan'a elçi gönderdi. Pek çok altın, gümüş takdim etti. Ve yakut taşlar alıp pek çok cevahir yollayarak bunları Oğuz Kağan'a saygı ile sundu. Ona itaat etti.
iyi hediyelerle dostluk temin etti ve onunla dost oldu. Sol yanında Urum adında bir Kağan vardı. Bu Kağan'ın askeri ve şehirleri pek çoktu. Bu Urum Kağan, Oğuz Kağan'ın emrini dinlemezdi. Onun arkasından gitmezdi. Ben onun sözünü tutmam diyerek emrine bakmadı. Oğuz Kağan gazaba gelerek onun üzerine yürümek istedi. Bayrağını açarak askeriyle ona karşı yürüdü. 40 gün sonra Buzdağ adında bir dağın eteğine geldi. Çadırını kurdurdu ve sessizce uyudu. Tan ağarınca Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Bu kurt Oğuz Kağan'a hitap etti ve "Ey Oğuz, sen Urum üzerine yürümek istiyorsun. Ey Oğuz, ben senin önünde yürümek istiyorum." dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan çadırını dürdürdü ve gitti. Gördü ki askerin önünde gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt yürümektedir ve kurdun ardı sıra ordu gelmektedir. Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek kurt birkaç gün sonra durdu. Oğuz Kağan da askeriyle durdu. Burada İtilmüren adında bir deniz vardı. Bu İtilmüren'in kenarında bir kara dağın önünde savaş başladı. Okla, kargı ile ve kılıçla vuruştular. Askerlerin arasında vuruşma çok oldu. Halkın gönüllerinde kaygı çok oldu. Boğuşma ve vuruşma öyle yaman oldu ki İtilmüren'in suyu zencefre gibi baştan başa kıpkırmızı oldu. Oğuz Kağan yendi ve Urum Kağan'ın hanlığını ve halkını aldı. Onun ordugahına pek çok cansız ve pek çok canlı ganimet düştü. Urum Kağan'ın bir kardeşi vardı. Adı Uruz Bey idi. Bu Uruz Bey oğlunu dağ başında derin ırmak arasında iyi tahkim edilmiş bir şehre yolladı ve "Şehri korumak gerek. Sen şehri bizim için koru ve savaştan sonra bize gel." dedi. Oğuz Kağan bu şehre yürüdü. Uruz Bey'in oğlu ona çok altın ve gümüş yolladı ve dedi ki "Ey Oğuz Kağan, sen benim Kağan'ımsın. Babam bana bu şehri verdi ve şehri korumak gerektir. Sen de şehri benim için koru ve savaştan sonra gel." dedi. "Babam sana kızdı ise bu benim suçum mudur? Ben senin emrini yerine getirmeye hazırım. Bizim devletimiz senin devletindir. Bizim uruğumuz senin ağacının yemişindendir. Tanrı sana yer vermek lütfunda bulunmuş. Ben sana başımı ve devletimi veriyorum. Sana vergi veririm ve dostluktan çıkmam." dedi. Oğuz Kağan bu yiğitin sözünü iyi gördü. Sevindi, güldü ve "Sen bana çok altın yollamışsın ve şehri iyi korumuşsun." dedi. Onun için ona Saklap adını koydu ve onunla dost oldu. Sonra Oğuz Kağan askerleriyle İtil adındaki ırmağa geldi. İtil büyük bir ırmaktır. Oğuz Kağan onu gördü ve "İtil'in suyunu nasıl geçeriz?" dedi. Asker arasında iyi bir bey vardı. Onun adı Ulu Ordu Bey idi. O akıllı ve bir erdi. Gördü ki bu yerde pek çok dal ve pek çok ağaç. O ağaçları kesti. Bu ağaçlara yattı geçti. Oğuz Kağan sevindi, güldü ve "Sen burada bey ol, senin adın Kıpçak Bey olsun." dedi. Yine ilerlediler. Ondan sonra Oğuz Kağan yine gök tüylü ve gök yeleli erkek kurdu gördü. O kurt Oğuz Kağan'a, "Şimdi Oğuz, sen asker ile buradan yürüyerek halkı ve beyleri götür. Ben önden sana yol gösteririm." dedi. Tan ağarınca Oğuz Kağan gördü ki erkek kurt askerin önünde yürümektedir. Sevindi ve ilerledi. Oğuz Kağan her zaman bir alaca ata binerdi. O bu atı pek çok severdi. Yolda bu at gözden kaybolup kaçtı. Burada büyük bir dağ vardı. Üstünde don ve buz vardı. Onun başı soğuktan apak idi. Onun için adı Buzdağ idi. Oğuz Kağan'ın atı bu buzdağın içine kaçtı gitti. Oğuz Kağan bundan çok eziyet ve ıstırap çekti. Asker arasında bir kahraman bey vardı. Ne Tanrı'dan ne de şeytandan korkardı. Yürüyüşe ve soğuğa dayanıklı bir erdi. O bey dağlara girdi, yürüdü. 9 gün sonra atı Oğuz Kağan'a getirdi. Buzdağ'da çok soğuk olduğundan
O bey kara sarılmıştı, bembeyazdı. Oğuz Kağan sevinçle güldü ve "Sen buradaki beylere baş ol ve senin adın ebediyen Karluk olsun" dedi. Ona çok mücevher bağışladı ve ilerledi. Yolda büyük bir ev gördü. Bu evin duvarı altından, pencereleri gümüşten ve çatısı demirdendi. Kapalı idi ve anahtar yoktu. Asker arasında pek becerikli bir adam vardı. Adı Tömürdü Kaul idi. Ona buyurdu, "Sen burada kal ve çatıyı aç. Açtıktan sonra orduya gel." Bunun üzerine ona Kalaç adını koydu ve ilerledi. Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu. Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kurdurdu. Bu tarlasız bir çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlardı. Büyük bir yurt idi. Atları çok, öküzleri ve buzağları çok, altın ve gümüşleri çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı Oğuz Kağan'a karşı geldiler. Vuruşma ve çarpışma başladı. Oklarla, kılıçlarla vuruştular. Oğuz Kağan yendi. Çürçet Kağan'ı mağlup etti, öldürdü. Ve Çürçet halkını kendisine tabi kıldı. Vuruşmadan sonra Oğuz Kağan'ın askerlerine, maiyetine ve halkına öyle bir ganimet düştü ki yüklemek ve götürmek için at, katır ve öküz az geldi. Oğuz Kağan'ın askeri arasında tecrübeli ve gayet becerikli bir adam vardı. Onun adı Barmaklı Cosun Billik idi. Bu becerikli usta bir araba yaptı. Arabaya cansız ganimetleri yükledi. Arabanın ön tarafına canlı ganimetleri koydu. Onlar çektiler gittiler. Oğuz Kağan'ın maiyeti ve halkı hepsi bunu gördü ve şaşırdı. Onlar da araba yaptılar. Bunlar arabayı çekerken durmadan "Kanga, kanga" diye bağırıyorlardı. Onun için onlara Kanga adını koydular. Oğuz Kağan arabaları gördü ve güldü. Ve "Kanga kanga ile cansızı canlı yürütsün, sizin adınız Kangalu olsun ve bunu araba göstersin" dedi. Gitti. Ondan sonra yine bu gök tüylü ve gök yeleli erkek kurtla Hint, Tangut ve Suriye taraflarına yürüdü. Pek çok vuruşmadan ve pek çok çarpışmadan sonra onları aldı ve kendi yurduna kattı. Onları yendi ve kendisine tabi kıldı. Yine söylenmeden kalmasın ve belli olsun ki Cenub'da Barkan denilen bir yer vardır. Çok zengin bir yurttur ve çok sıcak bir yerdir. Burada çok av ve çok kuş vardır. Altını, gümüşü, cevahiri çoktur. Halkının çehresi hep kapkaradır. Bu yerin kağanı Masar adında bir kağandı. Oğuz Kağan onun üzerine yürüdü. Çok yaman bir vuruşma oldu. Oğuz Kağan yendi. Masar Kağan kaçtı. Oğuz onu hükmü altına aldı. Yurdunu ele geçirdi. Gitti. Onun dostları çok sevindiler. Düşmanları çok üzüldüler. Oğuz Kağan yendi. Sayısız eşya, at aldı ve yurduna, evine doğru yola koyuldu, gitti. Yine söylenmeden kalmasın ve belli olsun ki Oğuz Kağan'ın yanında aksakallı, kır saçlı, uzun tecrübeli bir ihtiyar vardı. O anlayışlı ve asil bir adamdı. Oğuz Kağan'ın nazırı idi. Adı Uluk Türk idi. Günlerden bir gün uykuda bir altın yay ve 3 gümüş ok gördü. Bu altın yay gün doğusundan ta gün batısına kadar ulaşmıştı ve bu 3 gümüş ok şimale doğru gidiyordu. Uykudan uyanınca düşte gördüğünü Oğuz Kağan'a anlattı ve dedi ki, "Ey Kağan'ım, senin ömrün hoş olsun. Ey Kağan'ım, senin hayatın hoş olsun. Gök Tanrı düşümde verdiğini hakikate çıkarsın. Tanrı bütün dünyayı senin uğruna bağışlasın." Oğuz Kağan Ulu Türk'ün sözünü beğendi. Onun öğüdünü dinledi ve öğüdüne göre yaptı. Ondan sonra sabah olunca büyük ve küçük oğullarını çağırttı ve "Benim gönlüm avlanmak istiyor. İhtiyar olduğum için benim artık cesaretim yoktur. Gün, ay ve yıldız, doğu tarafına sizler gidin. Gök, dağ ve deniz, sizler de batı tarafına gidin" dedi. Ondan sonra üçü doğu tarafına, üçü de batı tarafına gittiler. Gün, ay ve yıldız çok av ve kuş avladıktan sonra yolda bir altın yay buldular. Onu aldılar ve babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi, güldü. Yayı üçe böldü ve "Ey büyük oğullarım,
Yay sizlerin olsun. Yay gibi okları göğe kadar atın dedi. Gök, dağ ve deniz çok av ve çok kuş avladıktan sonra yolda 3 gümüş ok buldular. Aldılar ve babalarına sundular. Oğuz Kağan sevindi, güldü. Okları üçe üleştirdi ve ey küçük oğullarım, oklar sizlerin olsun. Yay oku attı, sizler de ok gibi olun dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan büyük kurultay topladı. Mahiyetini ve halkını çağırttı. Onlar geldiler ve müşavere ettiler. Oğuz Kağan büyük ordugah sağ yanına 40 kulaç direk diktirdi. Üstünde bir altın tavuk koydu. Üstüne bir altın tavuk koydu. Altına bir ak koyun bağladı. Sol yanına 40 kulaç direk diktirdi. Üstüne bir gümüş tavuk koydu. Dibine bir kara koyun bağladı. Sağ yanda bozuklar oturdu. Sol yanda 3 oklar oturdu. 40 gün 40 gece yediler, içtiler ve sevindiler. Sonra Oğuz Kağan oğullarına yurdunu üleştirip verdi ve ''Ey oğullarım, ben çok yol açtım, çok vuruşmalar gördüm ve çok kargı ve çok ok attım. Atla çok yürüdüm, düşmanları ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Ben gök tanrıya borcumu ödedim, şimdi yurdumu size veriyorum.'' dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Muharrem Ergin'in hazırladığı Oğuz Kağan Destanı. Dan bir kesit beraber okumuş olduk. Birçok anlam var ama okuduğunuz zaman cümlelerin saf, sade, arı bir Türkçe olduğunu, anlaşılabilir bir Türkçe olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Siz de bunun farkınızda varmışsınızdır diyorum. Evet, burada arkadaşlar Oğuz Kağan'dan nasıl biri olarak tasvir edilmiş? Ela gözlü, değil mi? Yüzü gök gibi, kaşları kara, ayakları öküz ayağı gibi, göğsü ayağı göğsü gibi ifadelerle arkadaşlar betimlenmiştir. Ve güçlü bir karaktere, güçlü bir fiziki güce sahip olduğunu ifade etmek mümkündür bu destanda geçen ifadelerden. Oğuz Kağan'ın doğadaki varlıkların adlarını çocuklarına ad olarak vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer sorumuz. Arkadaşlar İslamiyet kültüründe, özür diliyorum, Türk kültüründe İslamiyet öncesinde doğayla iç içe bir hayat vardı. Göçebe kültürün de etkisi tabii ki bunda çok fazlaydı. Böyle olunca bu göçebe kültürle birlikte doğadaki olaylar, doğadaki varlıklar Türk kültüründe önemli bir yer tuttu. Çocuklarına da bu anlamda isimlerini vermesi oldukça normal ve olabilir denilebilecek bir şeydir diye söylenebilir arkadaşlar. Bu anlamda doğayı çok önemsediğini, doğayla iç içe olduğunu bu çocuklarına bu isimleri vermesinden çıkartabiliriz. Beşinci soruda metinde yer alan olağanüstülükler nelerdir diyor. Mesela işte çocuk anasının göğsünden ilk sütü emiyor ve bir daha emmemeye başlıyor. Hemen çiğ et çorba istiyor, dile gelmeye başlıyor. 40 gün sonra büyüyüp yürümeye ve oynamaya başlıyor. Değil mi? İşte ayakları öküz ayağı gibi, beli kurt beli gibi. Bunların hep aslında arkadaşlar birbiriyle hani biraz abartılı bir şekilde olduğunu, tasvir edildiğini gösteriyor. Ondan sonra olağanüstülüklerden biri bir kurdun Oğuz Kağan'la konuşması ve ona yol göstermesi. Bunlar da arkadaşlar bir olağanüstülükler için söyleyebiliriz. Okuduğunuz metnin dil ve anlatımı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar dil ve anlatımının sade olduğunu ifade etmek mümkün. Bunu zaten siz de okurken görmüşsünüzdür. 8. soruda metinde Türk destanlarında yer alan motiflerden hangileri kullanılmış ve bu motifler hangi özellikleriyle metne konu edilmiştir? Kurt, ışık, ağaç, değil mi? Bu motiflerin hepsinin arkadaşlar Türk destanlarında kullanılıyor. Oğuz Kağan destanında da hem kurdun, hem ışığın, hem ağaç motiflerinin kullanıldığını ifade etmek mümkündür arkadaşlar. Oğuz Kağan Destanı dilimiz, edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşımaktadır? Arkadaşlar, Türk tarihinin en önemli kişiliklerinden biri olan Mete Han'ın hayatı hakkında bilgi veriyor bir kere. Ayrıca o dönemin dil özellikleri hakkında bilgi veriyor, sosyal hayatı hakkında bilgi veriyor. Onun haricinde Türk edebiyatının ilk destanlarının arasında yer alıyor. Edebiyat tarih ilişkisiyle doğrudan bir bağlantı kurmamızı sağlıyor. Edebiyat eserlerinde, edebi eserlerde işte tarihi bilgiler elde edebiliyoruz. O dönemde yaşamış olan atalarımızın sosyal, siyasal, değil mi? Hatta işte askeri başarılarını, askeri hayatlarını buradaki metinlerden görmüş oluyoruz arkadaşlar. 10. soruda Oğuz Kağan Destanı'ndan hareketle dönemin
siyasal, sosyal, kültürel ve siyasi ve dini hayatıyla ilgili çıkarımlar yapacak olursak, arkadaşlar sosyal yaşamda kadının Türk toplumundaki yerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Onun haricinde kültürel yaşamda mesela av, değil mi? Türk toplumun kültürel hayatı için vazgeçilmez oluyor. Bunun haricinde işte siyasi yaşamda Türk toplumu kağanlar tarafından yönetiliyor. Cihan hakimiyeti var. Hedef cihan hakimiyeti. Bu kültürel hayatta arkadaşlar aynı zamanda bu işte toylar düzenleniyor, değil mi? Fetihler öncesi toylar düzenleniyor. Orada kımızların içildiğini görüyoruz. Dini hayatta da arkadaşlar, dini yaşamda da Gök Tanrı'nın ön planda olduğunu, Gök Tanrı inancının ön planda olduğunu ve toplumsal, sosyal ve siyasal hayat için bu Gök Tanrı inancının önemli bir unsur olduğunu görmek mümkündür diyoruz arkadaşlar. Son olarak 13. soruda okuduğunuz metni destan yapan özellikler nelerdir diyor. Bir kere olağanüstülükler içeriyor, değil mi arkadaşlar? Kahramanlık konusunu işliyor. Yaratılışla ilgili mitler var. Efsane ve mitolojilere yer veriyor. Bunları söylemek mümkündür arkadaşlar. Biliyoruz destanlar uzun manzum hikayelerdir. Biz de arkadaşlar okuduğumuz metinde bunu düz yazıya çevrilmiş halini okumuştuk. Türk tarihi açısından destanların ne kadar önemli olduğunu okuduğumuz Oğuz Kağan Destanı ile birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.